Merhaba arkadaşlar, kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu kanal içeriği çok geniş bir yelpazeye sahip olacak. Tarif, AVM turları, IKEA turu, kitap önerileri gibi gibi gibi. Şimdi size çeyizime neler aldım, parça parça bunları göstereceğim sizleri çok sıkmadan. Hemen başlıyorum. Bu kupaları IKEA'dan aldım. Bu arada arkadaşlar ürünlerin kodlarını link olarak da aşağıya bırakacağım sizlere. Yorum olarak da bırakabilirsiniz merak ettiğiniz bir şey olursa. Bu kupaları IKEA'dan 28 TL'ye aldım. Kupalar çok hoşuma gitti ve benim böyle büyük kupalar çok hoşuma gidiyor. 2 tane aldım. İleride belki 4 yapabilirim. 28 TL bence gayet uygun. Bu tür büyük kupalar genelde 60-70 lira civarında. Ve ben aldığımda çok yoğun bir talep vardı bu kupalara. Yeni ürün bu arada bunlar. Bunlar bu şekilde. Ve benim göz bebeklerim. O kadar beğenerek aldım ki arkadaşlar bunları. Bir tane daha var. İki boy bunlar. Şu an kamerada gözüküyor. Şöyle boyunu göstereyim size. Bu büyük boyu. Bunun içerisine çay koymayı düşünüyorum. Tezgah üzerinde. Şöyle. Karaca ürünü arkadaşlar bu. Ben bunu dolap uygulamasından aldım. Eski sezon bir ürün. Yani bunun linkini Trendyol'da bırakırım size. Ama stoklara düşer mi bilmiyorum. Bu büyük olan boyu. Bu da küçük olan boyu arkadaşlar. Ve kapakları şöyle vakumlu. Bunun içerisine de tuz koymayı düşünüyorum. Bu biraz tombul küçük. Tezgahta çok şık duracaklar gerçekten. Çok tatlılar. Şimdi yine mutfaktan devam ediyorum. Bunu Madame Coco'da %30 indirimli olarak aldım. Üzerinde 33 lira yazıyor ama %30 indirimli almıştım. Kurulama bezi bunlar. Bu biraz daha kalın. Bu biraz daha ince. Yerleri çok güzel. Şöyle renkleri krem ve ben bu tonları çok seviyorum. Bu tonlarda ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle Zara Home'dan bir set daha almıştım. İçerisinde 1, 2, 3 tane var. Bunların boyları biraz daha büyük. Bunlar kurulama benzeri. Şöyle bir dokusu var. Biraz öncekinin dokusuna benziyor. Madame Coco'dakinin dokusuna benziyor aynen. Bunun ebatları biraz daha büyük. Bunu aynen 46 TL'ye almışım. Zara Home'da indirim çok olmuyor. O yüzden indirimi kovalamıyorum. Yani mantıklı gelen eğer makul bir fiyatsa alıyorum arkadaşlar. Siz de takip edin. O şekilde almanızı tavsiye ederim. Şöyle renklere de çok uyumlu. Bu tonlarda gitmeyi düşünüyorum. Şöyle. Hoş duruyor. Ve şöyle bir fırın eldiveni aldım. Ben silikon tutmaçları çok iyi bulmuyorum. Çünkü sıcaklık şey oluyor. Hani elinize geçiyor. Ama bu tür şeylerde geçmiyor arkadaşlar. Bence kesinlikle silikon olanları tercih etmeyin. El sıvada 25 TL. İndirimsiz aldım. Çünkü hak ettiğini düşünüyorum. Çok da indirim yani indirim olmadan bu ürün bitebilir. Ben bunu çok yeni aldım. Bulabilirsiniz. Şu an online'da da var. Bu şekilde. Ve el sıvamdan şöyle bir runner aldım. Arkadaşlar rengi yine diğer eşyalarla çok uyumlu. Her şeyle uyabilecek bir ton. Şöyle bir detayı var. Şu detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Her zaman. Şöyle göstereyim. Şöyle uçlarında. Boyu da gayet iyi. Masanın tam ortasına seriliyor. Ölçülerini söyleyebilirsin ölçüleri. Ölçülerini söyleyeyim. 45'e 150 arkadaşlar boyu. Bunu da böyle kaldırayım.
Ve şöyle servis gereçlerini anlatayım. Bunlar silikon arkadaşlar ama sağlıklı silikon. Ballerini markasını. Ben bunları öyle sıradan bir gereç olmasını istemedim. Bunlar sağlıklı silikon olduğu için ve de çok uzun ömürlü arkadaşlar bunlar. Şu anda sadece bunları aldım. Şöyle delikli spatula. Şöyle ucu hafif. Şöyle. Çok kullanışlı duruyorlar gerçekten ve çok kaliteliler. Trendyol'dan 20 TL kuponumla bunu 120'ye almıştım arkadaşlar. N Plus mağazasından. Diğer ürünlerini de almak istiyorum. Diğer çeşitleri var. Kepçe, çırpıcı. Bunları da alacağım. Bunu da yine 20 lira kuponumla, Trendyol 20 TL kuponumla 70 liraya almıştım. Bunu da şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tür şeyler çok önemli. Sağlık açısından önemli. Uzun ömürlü kullanabilmemiz için önemli. Yani hani bir kere alalım ve kaliteli güzel olsun arkadaşlar. Hani ben siyah aldım. Renkli şeyleri çok sevmiyorum. Yani bir bal kabağı aldım şu ana kadar renkli olarak. Onlar da çok tatlı, hoşuma gittiler. Yani çok çok hoşuma gitmesi lazım. O şekilde anca renkli tercih ediyorum. Bunlar da bu şekilde. IKEA'dan bu meşhur çırpıcıları aldım. Bir set daha vardı arkadaşlar. Böyle yuvarlak, bulgu bulgu olan. Ben bunu tercih ettim. Bunun daha kullanışlı olacağını düşündüm. Bunu IKEA'dan galiba 15 ya da 12 liraydı. Yanlış söyleyeyim ama link olarak ekleyeceğim. Bu arada IKEA ürünlerine zam geldiği söyleniyor arkadaşlar. Almak istediğiniz ürünler varsa bunlar yurt dışından geldiği için artabiliyor fiyatları. O yüzden hani bu tür şeyleri, dışarıdan gelen ürünlere öncelik verirseniz daha iyi olur. IKEA'dan yine böyle tatlı bir şekerlik aldım. Tanesini 20 TL'ye almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam yine dediğim gibi bunların linklerini aşağıda bırakıyor olacağım. Şöyle çok tatlı. Burası vakumlu. Bantlı mıydı? Ha, açıkmış. Şöyle bir vakumu var. Şöyle tombik. Ve IKEA'dan şöyle bir mum aldım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok tatlı. IKEA'dan şöyle peçetelikler aldım. Peçetelikler ama ben bunları ekmek sepetinin içerisine de kullanacağım. Açmış üzerindeki desen, üzerindeki desen çok güzel. Hatta şöyle ekmek sepetimi de göstereceğim size. Bu H&M Home ürünü. Ben bunu böyle hayal ederek aldım. Gerçekten çok uyumlu ve hoş oldu. Ekmek kırıntıları dökülmesin diye böyle bir şey yapılabilir. Peçetelik bu aynı zamanda. Bunu H&M Home'da stok yakalamak çok zor ama denk geldi. 180 TL'ydi galiba. Ben indirim kuponuyla 10-15 lira aşağısında almıştım herhalde. Ekmek sepeti olarak kullanabilirsiniz. Dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Rattan bir sepet. Gelelim IKEA'nın diğer ürününe. Eminim birçok çeyiz yapan arkadaşım da vardır. Ama ben bir türlü IKEA'da bu ürünü yakalayamadım. Çünkü her gittiğimde bitmiş oluyordu. Dolap uygulamasından aldım arkadaşlar bunu kuponla. Mağazada 38 lira sanırım fiyatı. Bana kargo içinde 32 TL'ye geldi. Kuponum vardı. Çok memnunlar. Yorumlar çok güzel. Böyle pratik bir şeyi ben de neden almayayım dedim ve dolaptan aldım. Şöyle bir bıçak aldım arkadaşlar. Bu markayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Victorinox. Çok bıçak almayı düşünmüyorum. Bunun bir de tırtıklısı var. Tırtıklısını da alacağım. Bu sanırım 11 santim olanı.
11, 10 ve 8 santim olarak var bunlar arkadaşlar. Bir de bunların ekmek bıçağı var. Yani bunlar gayet keskin. Alman markasına ait. Çok kaliteliler. En önemlisi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor oluşu ve keskin oluşu. Bu da bu şekilde. Yine H&M Home'dan şöyle bir raftan sepet aldım. Bu sepeti alma amacım içerisine yağdanlıklarımı hayal ettim ve o şekilde aldım. Yağdanlıklarımı da bir sonraki videoda gösteririm inşallah. Şöyle son parçamız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar sufle kabı olarak geçiyor ama çerezlik birçok şeyde kullanabilirsiniz. O kadar porsiyonu ideal ki arkadaşlar, fırına giriyor oluşu çok güzel. Porselen oluşu çok güzel. Ben bunlardan 10 tane aldım. Ve iyi ki de almışım. Şu anda stoklarda yok. Ama olunca siz favorilerinizi ekleyin. Takip edin arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı. Ve aynı serinin şöyle bir fırın kabı var. 30 santim ya da 31 santimdi galiba. Bu da mücver, tart, dekoratif olarak bile kullananlar var arkadaşlar. Buraya mum koymuşlardı. Buraya oda kokusu obje olarak kullanan arkadaşlarımız da vardı. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda dediğim gibi çeyiz olabilir, tarif, mutfağı çok seviyorum. Mutfakla ilgili videolar gelebilir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, destek olursanız sizlere çok teşekkür ederim.